Ay benim güzel kardeşim. Şeyi seviyorum ben. Latife yapmayı seviyorum. Kusura bakma. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretlerinin 1909'da Divan-ı Harbi Örfi askeri yani sıkı yönetim mahkemesinde verdiği, yaptığı müdafaa ki Divan-ı Harbi Örfi diye biliniyor. İşte o kitabı okumaya devam ediyoruz. Şimdi bura önemli, yedinci cinayete geldik. İşte burada bana göre bugün bütün Müslümanlar, bütün İslam alemi bu yedinci cinayeti ezberlemeli. Yani birisi diyor işte ben şeriat istiyorum. Arkadaşlar hiçbir siyasi parti ben dini temsil ediyorum diye ortaya çıkamaz. Anlaşıldı değil mi? Ben şeriatı temsil ediyorum diye ortaya çıkamaz. Hiçbir cemaat de yapamaz. Çünkü şeriat ve din, anlatabildim mi? Umumun malıdır. Bütün Müslümanların malıdır. İşte Derviş Vahdeti biliyorsunuz ne yapmış? İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti diye bir cemiyet kurmuş. Daha bu 31 Mart'tan önce. Ama yani sağını solundan fark edemeyen adamlar Abdülhamid'e karşı şeriat isteriz diye kalkışmaya başlamışlar. Bediüzzaman diyor ki baktım ki diyor bu mübarek ismi İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'ni kirletecekler. Ve sadece belli gruplara inhisar ettirecekler. Ben de gittim diyor, anlatabildim mi? İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim diyor. Ama benimle beraber çok kıymetli insanlar da seçildi diyor. Onların listesini ben şu şeyde birinci cilt mi bu? Evet, birinci ciltte verdim. Anlatabildim mi? Bediüzzaman'la ilgili kitabımın birinci cildinde uzun uzun anlattım. İşte İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti zaten Divan-ı Harbi Örfi'nin 31 Mart'tan sorumlu tuttuğu Derviş Vahdeti ve adamları. Onları çok bu vesileyle İttihat ve Terakki hükümeti zulmetmiş. Çok kimseleri idam etmiş. 150 kişi idam etmişler. Daha Anadolu'dakiler hariç. Yani dolayısıyla Bediüzzaman'a sen de mi İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'nin üyesisin demişler. O da diyor evet şerefle üyesiyim ama benim tarif ettiğim şekilde. Bakalım İslami bir cemiyet nasıl olurmuş? Bu çok önemli. İşittim. İttihad-ı Muhammedi namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Doğrudur. Bunu anlattık daha önce. Nihayet derecede korktum ki, bak, bu ismi mübarekin altında, anlatabildim mi? Bazılarının, bak bazılarının dediği mesela Derviş Vahdeti, bir yanlış hareketi vücuda gelsin. Yani tıpkı selefilik diyerek Nur Partisi'nin Sisi'yi desteklemesi gibi. Bunlar çok hassas mevzular. Sonra işittim. Bu ismi mübareği, bu mübarek ismi bazı mübarek zevat, yani çok mübarek zatlar var içinde. Mesela Sehel Paşa veya Süheyl Paşa. Bu ben burada hayat hikayesini de verdim. Anlatabildim mi? Yani ve bir de Şeyh Sadık gibi zatlar. Zatlar kelimesi burada yokmuş. Sonradan Bediüzzaman ilave etmiş. Gibi zatlar daha basit. Yani İttihad-ı Muhammedi demek sadece bir tarikat havası. Anladın değil mi? Yani manevi manayı almışlar. Sehel Paşa ile Şeyh Sadık sadece yani İttihad-ı Muhammedi cemiyeti deyince ibadet ağırlıklı, manevi ağırlıklı. Halbuki İttihad-ı Muhammedi deyince isim çok büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir peygamber değil, aynı zamanda büyük bir komutan, aynı zamanda bir devlet başkanı, halife diyorum, devlet başkanı. Ve sırf ibadete nakletmişler. İşte bunlar Sehel Paşa ile Şeyh Sadık. Ve o cemiyetten katı alaka ettiler. İlgilerini kestiler. Siyasete karışmayacaklar. Bu da doğru değil. Yani tamamen ibadete bu ismi verme o zaman. De ki yani cemiyeti ibadetlillah de. Ama cemiyeti Muhammedi dedin mi? Şimdi batılılar da bunu arzu ediyor. Anladın değil mi? Müslüman ne demek? Yani tamam ahlakında falan karışmıyoruz.
Ama zinaya gelince, kumara gelince bizim işimize karışmasın, kendileri de bize benzesin. Kusura bakma. Ben Müslümansam İslam'ın emirlerini de uyacağım. İdare, hukuk, siyaset, hepsi. Nefe İstanbul. Nefe İstanbul. Ha, nefe İstanbul. Anlatayım mı? Karışmayacaklar. Burası çok önemli. Lakin tekrar korktum. Tekrar korktum. Dedim. Bak tekrar korktum dedim. Yani şimdi iki türlü problem çıkmış. İttihad-ı Muhammedi cemiyetinde. Birisi işte derviş vahdeti gibiler tamamen siyasete alet edecekler. Ve yanlış hareketlerini bina edecekler. Nur Partisi gibi. Selefi güya. Şimdi sakallı bile bırakmıyorlar milletvekillerini meclise. Veya Sehl Paşa veya Süheyl Paşa Şeyh Sadık gibi tamamen şey yapıyorlar gibi zatlar daha basit ve sırf ibadete nakletmişler. Ve o cemiyetten kat alaka ettiler. İlgilerini kestiler. Siyasete karışmayacaklar. Lakin tekrar korktum. Dedim bu isim umumun hakkıdır. Bütün Müslümanların. Belli bir cemaatin hakkı değildir bu isim. Biz evet Hazreti Muhammed'de ittifak edecek, ittihat edeceksek İslam'ın bütün hükümleri buna dahildir. Bütün Müslümanlar dahildir. Tahsis ve tahdit kabul etmez. Efendim buraya tahsis edelim. Sadece siye. Hayır. Tamam. Ben nasıl ki bu? Bura çok önemli bir hadise. Ben nasıl ki dindar 7 cemiyete, bak 7 tane cemiyet, mesela Kürt Maarif Cemiyeti, yani Kürt Teali Cemiyeti değil, cemiyetlerden biri, anlatabildim mi? Başka ben bu cemiyetleri saydım, 7'sini de saydım, ezberimde değil. Yani şu Bediüzzaman'la ilgili kitabın 1. cildinde var bu. Yani çok açık. Yani bir cihette mensubum. Bak illa üye olmam şart değil. 7 cemiyete mensubum. Gayeleri güzelse ben o cemiyetlerden sayılırım. Zira maksatları bir gördüm. Yani hepsinin maksadı aynı. Kezalik aynı şekilde o ismi mübareğe yani İttihad-ı Muhammedi cemiyetine de intisap ettim. İstanbul Genel İdare Kurulu'na üye olarak girmiş. Yani kurulduktan sonra kuruluşunda yok. Lakin tarif ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedi'nin, bak tarifi budur ki. Benim tarifim şöyle, öyle sadece Derviş Vahdeti'nin istediği siyasi gaye değil. Veya Sehl Paşa'nın, Şeyh Sadık'ın istediği ibadet ve maneviyata yönelik değil. İttihad-ı Muhammedi'nin adına uygun tarif. Şimdi tarif ediyoruz. Bu tarifin içinde olmayan hiç Müslüman yok dünyada. Bir, Şark ve Garp ve Cenut'tan, Doğu'dan, Batı'dan, Şark ve Garba mı yoksa? Orada bir yanlışlık mı yaptım? Tabii, Şark ve Garba, yani Doğu'ya ve Batı'ya ve Cenut'tan Şimale, Güney'den Kuzey'e kadar. Tamam mı? Ondan sonra Mümtet demek uzayan, Bediüzzaman sonradan bunu değiştirmiş kendi eliyle. Uzayan, bir silsile-i müteselsile-i nurani ile şarttan garba, cenuptan şimale uzanan nurlu bir zincirleme silsileyle merbut demek yani bağlı bir dairedir. Anlatabildim mi? Benim dediğim İttihad-ı Muhammedi cemiyeti budur. Yani Müslümanların yaşadığı her yer. Oldu mu kardeş? Hadise bitti. Peki kim bu cemiyetin üyeleri? Dahil olanlar da, yani ona uyanlar, kimler bu cemiyete girenler? Bu zamanda 300 milyondan ziyadedir. Şu anda 2 milyara yakındır. Bütün Müslümanlar bu cemiyetin üyesi. Bu ittihadın, yani bu birliğin, tarif ettiğim birliğin, cihetül vahdeti, var mı sende cihetül vahdet? Yok. Tabii. Yok değil mi? Cihetül vahdeti, yani birlik ciheti, nerede birleşiyoruz? Hani her cemiyetin birleştiği bir tüzü gayesi olur ya, vizyonu, misyonu olur ya. Ve irtibatı tevhid-i ilahidir. Bitti. Allah'ın birliğini ilan etmektir.
peyman ve yemini, peki cemiyete girerken yemin ettirilir ya, o yemin imandır kardeşim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Müslüman olan herkes bu bizim tarif ettiğimiz cemiyete dahildir. Müntesipleri kim peki? Bu cemiyete bağlı olanlar kalu beladan dahil umum müminlerdir. Bitti. Elestü bi rabbiküm dedi Allah. Buyurdu. Ben Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbinizim. O zaman bütün müminler. Peki bir de bu da önemli. Her cemiyetin bir üye defteri var. İsimler yazılır. Bizim mesela Osmanlı Vakfı'nda var. Diğer cemiyetlerde daha önemli. Yani orada defter isimleri de, isimlerinin yazıldığı defter de levh-i mahfuzdur. Bitti. Benim yeni defter tutmama gerek yok. Bu ittihadın, işte bu ittifakın, bu cemiyetin naşir efkarı, hani her derneğin bir gazetesi veya bülteni olur ya, fikirlerini yayan, naşir efkar fikirlerini yayan, yani umum kütüb-i İslamiye'dir. Bütün İslami eserler bizim neyimizdir? Gazete. Allah Allah. Ve yevmiye-i cerideleri de, yani günlük gazeteleri de, Bediüzzaman değiştirmiş bunu. Günlük gazeteleri de İlahi Kelimetullah'ı, Allah'ın adını yükselten davayı hedefi maksat eden, yani ana gaye edinen umum ceraid-i diniyedir. Yani dini gazetelerdir diye çevirmiş Bediüzzaman. Ceraid? Ceraid gazeteler. Ceridenin çoğulu. Bütün dini gazeteler aynı gayeyi eğer anlatıyorsa bizim için günlük gazetemizdir. Peki kulüp ve encümenleri, şube diyorlar ya, hani kulüpler açılıyor ya. Kulüp ve encümenleri, mesacit, Allah Allah. Yani Bediüzzaman bunu değiştirmiş, cami ve mescitlerdir demiş. Anlatabildim mi? Çünkü 1950'lerde yazmış bunu, yani tahsiye etmiş. Medaris, bak medreseleri silmiş. Çünkü o zaman medreseleri yasak ya. Şimdi yani Bediüzzaman tarif etmemiş kimse bunu. Ve zaviyelerdir. Zaviyeleri de silmiş. Cami ve mescitlerdir demiş. Ama Osmanlı döneminde bunlar da var. Merkezi de, bu da çok enteresan. Bu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin merkezi ne? Haremeyn-i Şerifeyn'dir. Mekke ve Medine'dir. Böyle cemiyetin reisi kim peki? Fahr-ı Alem'dir. Bütün alemin iftihar ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah. Peki mesleği nedir? Bu cemiyet ne iş yapacak? Harika bir şey biliyor musun? Hani diyor ya, Tarik-i Nakşibendi'ye ait bütün hizmetleri yapmak diyor. Dernek kuruyor mesela serbestse. Şimdi bakalım İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin mesleği ne olmalı? Hani benim mesleğim İslam hukuku profesörlüğü. Herkes kendi nefsiyle cihadı ekber. Gerçek işte meslek bu. Yani nefisle cihat. Cihadı ekber diyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ahlak-ı Ahmediye ile tehalluk. Hazreti Ahmed Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanma. Ve sünnet-i nebeviyeyi ihya. Resulullah'ın sünnetini ihya. Ve başkalara da muhabbet ile, bak 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 bak, muhabbet edeceğiz başkalarına. Eğer zararı intac etmezse, başkalarına zarar vermeyeceğini düşünürsek nasihat. Nasihat etmektir diyor. Nasihat diyor. Sadece orada duruyor. Demek başkalarına nasihat ederken zarar vermeyeceğine de dikkat edeceksin. Yaptığın nasihat zarar verecekse bırak. Enteresan. Bu ittihadın nizamnamesi. Yani bu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin, benim tarif ettiğim İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin tüzüğü sünnet-i nebeviye. Bitti. Ve kanunnamesi evamir ve nevahi-i şeriyedir. Şeriatın emir ve yasaklarıdır. Ve kılıçları da, bir de her kılıçları olur, berahini kat'iyyadır. Her meselede kesin delillerle konuşuruz biz. Öyle hayali şeylerle değil. Kat'adır. Yani kat'iyye, kat'a yani kesin. Zira medenilere galebe çalmak, hele Avrupalılara galip gelmek ikna ile. İcbarla değil, zorlamayla ikna edemezsin. Teharri hakikat muhabbet iledir. Hakikati araştırıyorsan sevgi besleyeceksin.
Düşmanlıkla hakikat araştırılmaz. Teharri hakikat, hakikati araştırma. Husumet ise, şu şeyini de koy. Nedir? Onu koy. Husumet ise, ya bu da çok önemli. Ya ben görsem kafi. Güzel. Husumet ise, daha var. Vahşet ve taassuba karşıydı. Düşmanlık kime yapılır? Vahşete ve taassuba, kör körüne taklide. Zaten hakiki ilave etmiş burada. Hakiki medeniyet onları tokatlıyor. Böyle sahte Avrupa medeniyeti değil de gerçek medeniyet vahşeti ve taassubu tokatlıyor. Hedef ve maksatları da, hani bu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin hedefi İlahi Kelimetullah'tır. La ilahe illallah davasını yüceltmedir. Şeriatta, bu da çok önemli, ezberlememiz lazım bütün İslami cemiyetlerin. %99'u ahlak. Anlatabildim? Ahiret, bunu sonradan ilave etmiş. Anlatabildim? Orada yok değil mi? Ahlak, ahiret, ibadat, ibadetler. Ahiret yok. Ahlak, ibadet ve ahiret yok. Ahiret yok ve fazilete aittir. Yani %99 Kur'an'ın ve sünnetin hükümleri buna ait. %1 nispetinde siyasete müteallıktır. Hakikaten öyle. %1'i 650 ayet ediyor. 660 ayet. Öyle mi? Tabii. %1 60... 60 küsur ayet. Neyse. Şeriatçıları öldürün dedi. Ulan sahtekarlar, ben ölmeyeyim. Veya zinayı anlatıyorum diye bütün zina edenler rejmedin dedi. Alakası yok. Bu tamamen devletin yetkililerine bağlı. Ülül emir dediği yok. Başta halife ve işte onun şeyleri. Şimdiki maksadımız o silsile-i nurani, şarttan garba ve güneyden kuzeye uzanan bu nurani zincirleri ihtizaza getirmekle, yani heyecana ve harekete getirmekle, herkesi bir şevk ve hahişi vicdani ile, yani vicdani bir arzu ve istekle terakkide, terakki demek maddi ve manevi ilerlemede, Kabe-i kemalata sevk etmektir. Kemalatın Kabe'si de en ileri olmak. Teknolojide de, ilimde de, dinde de, siyasette de. Elhamdülillah Türkiye ona doğru gidiyor. Zira İlahi Kelimetullah'ın, bu çok önemli, bu mesele beni çok şey yapmıştı. Yani beni çok sıkıntıya sokmuştu kardeşler. Ama Allah'a şükürler olsun. İlahi Kelimetullah'ın bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Maddeten ilerlemek. Eğer bugün Türkiye o sihaları, ihaları ortaya koymasa, gemisini yapmasa, Akdeniz'de de, Suriye'de de, Libya'da da ve Azerbaycan'da da kaybederdi. Hatta memleket içinde kaybederdi. Ben bunu ta İmam Hatip'teyken sıkıntı çektim. Burayı okuyunca anladım. Sonra hadisleri buldum. Nedir o sıkıntım? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de innemâ emvalukum ve evladukum fitne. Yani mal varlığınız, servetiniz ve çocuklarınız sizin için bir imtihan sebebi. Hep böyle hadis-i şerifler de var. Yahu dedim, Bediüzzaman bu cümleyi şeriata aykırı konuşuyor. Çünkü diyor ki bu zamanda diyor, İlahi Kelimetullah'ın, Allah'ın davasını yükseltmenin bu zamanda en büyük sebebi maddeten ileri gitmek. Halbuki ümmetim için iki şeyden korkuyorum. Mal, servet ve kadın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ayette böyle var. Ben ne yapayım? Sonra hadislere rastladı. Bunu evime astım ben bu hadisi. Çok manidar. Diyor ki, ey eshabım, sizin için mal, mülk, servet ve kadınlar büyük bir imtihan vesilesi. Ancak ahir zamanda öyle bir dönem gelecek ki, yani لأن إعلاء كلمة الله تتوقف على الدراهم والدنانير diyor hadis-i şerif. Allah'ın davasını yüceltme dirhem ve dinar, altın ve gümüş, yani maddi ilerlemeye bağlı olacak. Meğerse bu cümle hadis-i şerifmiş. Ya, çok önemli bir cümle. Ya. Ben bu ittihadın efradından, böyle tarif ettiklerinden ve bu iddiadın tezahürüne, ortaya çıkmasına
Yoksa o tarif etmediğimler değil, teşebbüs edenlerdenim. Yoksa sebebi iftirak olan, Müslümanlar arasında ihtilafa, ayrılığa sebep olan fırkalardan değilim. Gruplardan değilim. Bence burada kalalım. Vakit geldi. 10 dakikamız var ama yeter mi? Yeter. Burayı bitireceğiz. Bu çok önemli olduğu için ben kalalım dedim ama 10 dakikamız var, yeter. Elhasıl. Burası çok önemli. Evvela şunu ifade edeyim. Kardeşlerim. Tamam mı? Kardeşlerim. Burada maalesef Türkiye grubu, yani buna Profesör Ahmet Şemşir de dahil, çok güzel hizmetleri de var. Maalesef merhum Kadir Mısıroğlu abi dahil. Maalesef Süleyman Efendi cemaatindeki bir kısım insanlar dahil. Üstada yöneltilen en önemli tenkitlerden biri şimdi okuyacağımız kısımdır. Yani şimdi okuyacağımız kısım. Bediüzzaman Hazretleri bir defa burada neden böyle suçlama yöneltiyorlar? İslam'ın temel prensiplerini eksik bildikleri için. İyi dinle bunu. Eksik bildikleri için. Bakın, mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ı naklederler. Havarilerle gezerken bakmış ki bir eşek cesedi ölmüş. Herkes ederken o ne güzel dişleri varmış demiş. Yani hudma safa de'ma keder. Bu kaydeyi unutuyorlar. Yani güzel ve arı olanı al, bulanık ve kötü olanı bırak. Bir şeyin her şeyi güzel veya bir şeyin her şeyi çirkin denilemez. O zaman gülü koklama. Dikenli ağaçtan çıkıyorsun. Yanlış mıyım? Yani o zaman kışı isteme. Ama çiçekler kış olmasa gelmezler. Onun için Bediüzzaman mesela Tevfik Fikret. Hoş kimse Tevfik Fikret gibi bir dinsizi Bediüzzaman beğeniyor diyemeyeceksiniz. Ama ne diyor bir yerde? İşte Müslüman bu böyle olmalı. Fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var diyor. Ne mümkün zulm ile bidad ile imhai hürriyet. Bu cümleyi aktarıyor şiirini. Yani hürriyeti zulümle, kuvvetle kimse yok edebilir mi diyor. Şimdi bu cümle güzel ama o neyi kastediyor, bana ne? Fena ve fani bir adamın güzel ve baki, ne mümkün zulm ile, bidad ile imhai hürriyet. Çalış, idraki kaldır, muktedirsen ademiyetten diyor. Yani insanlardan idrak denilen anlayışı kaldırırsan ancak hürriyet kalkar. Yani cümle güzel ama söyleyeni fena. Yani o da Tevfik Fikret. İsmini de zikretmiyor kitapta. Bunu İsparta'da savunmasında açıklıyor bunu. Lemalarda var bu. Şimdi aynen bunun gibi. Efendim Bediüzzaman Muhammed Abdü'yü övmüş mü? Halt ediyorsun. Muhammed Abdü büyük bir alim. Aynı zamanda mason. Bediüzzaman bütün 6000 sayfayla onun fikirlerini çürütmüş. Adam neredeyse Elem Terekeyfe'deki ebabil kuşlarını bile, yani çiçek hastalığı mikropları diyecek kadar ileri gitmiş. Anlatabildim mi? 25'in sözü oku. Bediüzzaman'ın var mı? Bir kelimesi. Ha daha başkaları da var. Cemalettin Afgani. Büyük bir İttihad-ı İslam savunucusu. Ama kaderi inkar etti denilecek kadar çok büyük ve hatalı fikirleri var. Yani Mısır müftüsü Muhammed Abdü. Adamın ben bir şeyini, mektubunu neşrettim. Belgeler gerçekleri konuşuyor orada. Çok enteresan. Tercüme ettim. Arapçasını da neşrettim. Adam diyor ki, ben iman ediyorum ki Osmanlı Devleti'nin devamına Allah'a iman ve ahirete imandan sonra en önemli iman rüknü Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Korkarım ki Osmanlı Devleti yıkılırsa bütün İslam alemi yıkılacak diyor. İttihad-ı İslam'ı savunuyor ama bozuk fikirleri var. Sen şimdi İttihad-ı İslam'da onları beğendin diye sen Muhammed Abdühü mü beğeniyorsun? Cemalettin Afgani mi? Ali Suad'ı mı?
Ali Suat biliyorsun bu şeyin, o değil miydi bu İngiltere Başbakanlığı'nın dedesi? Unuttum. Hoca Tahsin mesela. Ayrıca Namık Kemal. Namık Kemal mesela. Çok enteresan fikirleri var. Ameli de fazla kuvvetli olan bir adam değil. Ama İttihad-ı İslam taraftarı. Ve bir de Yavuz Selim. Yavuz Selim'e de bir şey diyecek değiliz. Yani Bediüzzaman'ın bir cümlesini naklettim. Ondan sonra okuyacağız bunu. Ne acıdır ki özel konuşmak yerine genel konuşmak, kayıtlı konuşmak yerine mutlak konuşmak ne kadar büyük zarar veriyor Müslümanlara. Bu sebeple birbirine kardeş olan fikirler düşman hale geliyor. Bizim rahmetli merhum Kadir Mısıroğlu veyahut da Türkiye cemaati veya Süleyman Efendi cemaatiyle alakalı, yani ister Mehmet Akif hakkındaki fikirleri ifrat olmakla beraber belli noktalarda hiçbir farkımız yok. Biz de Muhammed Abdühün, yani ama mason olabilir ama kafir olduğunu söylemiyoruz. O ayrı. Anlatabilir miyim? Mason olabilir. Veya Cemalettin Afgani'nin bozuk fikirlerini kabul etmiyoruz. Ama güzel bir şey varsa ona da güzel diyoruz. Hudma, safa, dema, keder. Anladık mı meseleyi? Keder. Keder yani bulanık bir şeyi bırak. Nasıl yazıyor hocam? Kedere. Keder. Kaf, dal, re. Evet, şimdi okuyalım. Yoksa onun için ben kalsın dedim. Yani uzun sürüyor bu. Elhasıl bak, Sultan Selim'e biat etmişim. Sultan Selim dediği, ben bunu kitabımda uzun uzun anlattım. Yani enteresandır. Çaldıran zaferi miydi? Neydi o şeyle, Şah İsmail'le yaptığı zafer? Söyle daha. Sakıf. Ha? Çaldıran. Çaldıran zaferi. Çaldıran zaferi, yani Şah İsmail'i mağlup ettikten sonra dönüyor. Şeye geliyor, Maraş'a. Fakat işte burası çok önemli. Yani Kürt Beylerbeyi olan sonradan, yani o paşa ve bir de büyük allame, yani ismini unuttuk yahu birdenbire, neyse ismini unuttuk, zararı yok. Gelip diyorlar, padişahım sen Diyarbakır'ı ve Şark'ı almadan gitme. Çünkü Şia buraya musallat olur. İdrisi Bitlisi Hazretleri geliyor yanına. O da diyor ki siz Müslümansınız. Ben size kılıç mı çekeyim, gelin benim hükmüme tabi olun diye. Bunun üzerine hayır diyor padişahım, sen bize beyaz ahkam-ı şerife ver. Yani imzalı, anlatabildim mi? Beyaz kağıtlar ver. Üstünü biz dolduralım. Herkes sana itaat etmeye hazır. Anlaşıldı değil mi? Ve bununla bütün Musul ve Kerkük'e kadar Arap, Kürt ve Türkmen taifeleri hepsi Osmanlı Devleti'ne tabi oluyor. Ben burada bakın. Yani görün, burada o mektubun şeyi var, aslı var. Daha İdrisi Bitlisi'nin şeyini de, mektubunu da neşrettim. Burada yok herhalde. Bakayım, varsa göstereyim. Uzun bu İdrisi. Hepsini anlatıyorum buradaki şahısları. Kimdir bunlar? Bozuk fikirlerine, doğru fikirlerine. Bakın, burası çok önemli. Elhasıl Sultan Selim'e biat etmişim. Onun İttihad-ı İslam'daki fikrini kabul ettim. Zira o, bak Kürtleri diyor burada değiştirmiş, Vilayat-ı Şarkiye'yi ikaz etti. Anladın değil mi? Onlar da ona biat ettiler. Şimdiki Kürtler, yani Şarklılar, o zamandaki Kürtlerdir, değiştirmiş Şarklılardır diye. Bediüzzaman değiştirmiş. Bu meselede seleflerim. Bunu okuyamıyor bir kısım. İşte Ahmet Bey ve rahmetli yani Kadir Mısıroğlu abim. Allah rahmet eylesin. Seleflerim dediği bu meselede diyor. Yani İttihad-ı İslam noktasında. Cemalettin Afgani haşa her noktada değil. İslam birliğini savunma noktasında. Yoksa kaderi inkar edecek kadar haddini aşan bir adam. Mısır müftüsü merhum Muhammed Abdü. Ali Suadi, Suavi, Ali Suavi, Hoca Tahsin, bu da müfrit bir şey adam bu da. Ondan sonra ne o? Ne bu? Burada bir şey var. Eksiklik var. Özür dilerim. Hoca Tahsin Efendiler ile Kemal Bey. Kemal Bey dediği Namık Kemal Bey. Ha, Namık'ı koymuş sonradan. Namık Kemal Bey ve Sultan Selim'dir. Şimdi bunları ittifak ettiren, birleştiren nokta İttihad-ı İslam'dır. Kıt'a ki demiş,
Bunu kim söylüyor? Şey söylüyor. Nedir söylesene? Sultan Selim. İhtilafu tefrika endişesi. Yani Müslümanların bölünme endişesi. Köşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. Kabrimin köşesinde bile olsam beni rahatsız eder, kararsız kılar. İttihatken savleti adayı defa çaremiz. Düşmanların bize hücumunu ittihatken bertaraf etmeye tek çare. Şu anda Azerbaycan'da da öyle. Birleşmeliyiz. İttihat etmezse millet dağdar eyler beni. Yani Müslümanlar ittihat etmezse beni üzer, sıkıntıya sokar. Sultan Selim. Ben zahiren buna teşebbüs ettim. İki maksadı azim için. Yani İslam birliğini temin için. Birincisi o ismi, yani İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ismini tahdit, sınırlamak ve tahsisten halas etmek. Sadece belli gayelere ait olduğunu göstermekten kurtarmak. Ve umum müminine şumulünü ilan etmek. Bütün Müslümanlara şamil olduğunu söylemek. Ta ki tefrika düşmesin, Müslümanlar arasına bölücülük girmesin. Ve evham çıkmasın. İkincisi, bu geçen musibeti azimeye, yani musibeti azime dediği 31 Mart hadisesi. Bu büyük musibete sebebiyet veren fırkaların, grupların iktirahını, bütün isteklerini, iktirah mı yoksa iftirak mı? İftirakını ben de geçiyorum. Öyle mi? Bir dakika. Fırkaların iftirakını. Aynen öyle. Tevhid. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya tabii iftirakını tabii tevhid ile birleştirelim yani bölünmelerini. O önüne sed olmak idi. Va esefa ki ne yazık ki zaman fırsat vermedi. Sel geldi. Sel geldi dediği 31 Mart seli. Arkasından da İttihat Terakki hükümeti ve Abdülhamid'in görevden alınışı. Beni de yıktı. Hem derdim bir yangın olsa bir parçasını söndüreceğim. Fakat elbisem de yandı. Onu da hapse tıktılar ya. Ve uhdesinden gelemediğim. Allah Allah. Şöhret-i Kazibe'ye de Allah Allah. Şöhret-i Kazibe düzeltmiş bir yalancı şöhrette mal memnuniye ref oldum. Yani memnuniyetle benim üzerimden çok meşhurdum. O da gitti. Ben ki adi adamım. Normal bir adamım. Adi demek bugünkü manada değil. Böylesi meclis-i mebusan, millet meclisi ve ayan, senato meclisi ve bükelanın, bakanlar kurulunun en mühim vazifelerini düşündürecek reyleri, görüşleri uhteme aldım. Demek cinayet ettim. Harika bir izah değil mi? Bükela bakanlar. Bükela bakanlar tabii. Ne yapacak mı? Hı? Tabii vekilin çoğulu. Bükela aynı zamanda vüzeranın tam karşılığı. Harika bir ders değil mi? Harika bir ders. Yedinciye geldik. Epeyce ilerliyoruz. Tamam kardeş. Cezakumullahu hayran kethira. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا Sen de şeyi kapat ha. Ve bana ver çünkü burada hepsini anlatmışız. Kimdir bunlar, ne değildir diye tamamını izah etmişiz elhamdülillah. Tamam.